Selamünaleyküm. Bu kanalımızın ilk videosu. Öncelikle kendimi tanıtalım. Tanıyanlar tanıyor zaten. Tanımayanlar için söyleyeyim. Adım Volkan İpçi. 41 yaşındayım. Artvin doğumluyum. 93 yılından beri Bursa'da yaşamaktayım. Horoz sülalede tek horozcu kibar şahıs benim. Sülalemde bir tane bile yok. Nereden sardı diyorsanız, bizim Artvin'de hoşalar deriz. Buranın romanları, çingenleri. Onların yanında takıldığım için bu hastalık bana bulaştı. Neyse. 9 yıl 21 kahve gezdim. Kimse beni yanlış anlamasın. Bu tarafta oturanlar için diyorum şimdi. İlla ki onlar da bir gün bu videoya bakacaklardır. Hani bu çocuğu tanımıyorum veya da tanıyorum ama o kadar dövüşlere gelmez mi diyecekler. Ben ikinci ön planda olmasını hiç sevmem. Ben her zaman arka planda kalmasını severim. Çünkü agresif bir adamım. Ters bir adamım. Oraya kahveye gittiğim zaman küfürü asla sevmeyen bir insanım. Ama agresif olduğum için yani biraz horozculuk dilinde farklıdır. Bilenler bilir. O yüzden ikinci planda olmasını severim. Sessizce otururum yerime. Horozum dövüşürse dövüşür. Alır horozumu çıkar giderim. O yüzden yine söylüyorum. 9-20 kahve gezdim. Bilmediğim yok. Kimse beni testte sınava sokmasın. Sokmak isteyen kapıma gelecek. Öyle sokacak beni testte sınavıma. Ömrümü verdim. 13-14 yaşından beri bu işi yapıyorum. Herkes çok iyi horozcu var. Kabulüm başım üstüne. Yaşı benden büyük olan abilerimiz de var. Kabulüm. Ama sadece %90'ı bu işi sadece bakar, büyütür, dövüştürür. Başka hiçbir şey bilmezler. Horoz hazırlamasını bilir. Ne kadar bildiğinde meçhuldür. Çok iyi bilenler var. Onlar için demiyorum. %70-80'lerden bahsediyorum. Ama ben bu işin her şeyini yine söylüyorum. Bu dünyaya gelmeyecek bir daha Mehmet Açıcı'nın elinden öğrendim. Çok adamın yanında gördüm, çok iyi horozcuya gittim, kümeslerini gezdim. Ama Mehmet Açıcı bu dünyaya bir daha gelmeyecek. Öyle bir adamın elinde yetiştim. O yüzden diyorum kimse beni teste sokmasın. Bu işi en iyi bilenlerden birisiyim. Birincisi demiyorum, birisiyim. Şimdi bir sürü video paylaştım gruplarda. Neden kanal açtığımızı sana dünkü Facebook'ta paylaşmıştım. Neden kanal açtım? Biz Facebook'ta da gruplarda yanlış şeyler olduğu zaman kapanıyor. İzleyenler vardı. 60'a yakın belki üstü video çekmişim. Kaydedenler söylüyor. Kanal açtı der. Biz de açtık. Bakalım ne kadar istek varmış göreceğiz zaten. Şimdi nereden bahsedeceğiz? Oraya gelelim. Neden bahsedeceğiz? Bir horozun önce nasıl hazırlanacağını, dövüşe gidecek bir horozdan bahsediyorum. Kaç ay önceden kapatılacağını, kaç aylıkken idmana başlayacağımızı, idmanın kaç ay süreceğini, neler yapacağımızı, nasıl bakımdan geçeceğini, elle nasıl oynanacağını, el idmana nasıl verileceğini, idmanların kaçar dakika süreceğini buraya kadar her şey öğreneceğim. Gel gelelim geriye doğru. Yavru alındığı zaman ilk hafta neler, iki aya kadar neler verileceğini, kemik yapısının sağlam olması için nasıl bakımdan geçeceğini, 2 aylıktan 5 aya kadar ne verileceğini, 5 aylıktan 8 aya kadar, 10. aydan sonra bakımının değişeceğini, her şeyi öğreteceğiz. Her tavuktan yavru alamayacağını, tavuktan nelere dikkat etmemiz gerektiğini, alacağımız horozun, yine söylüyorum, nelere dikkat etmemiz gerektiğini. Bu horoz benim. Yavru benim. Anası belli, babası belli. Vur bunu demeyeceğimizi herkese ispatlayacağız, göreceğiz. Zaten paylaştım. Uygulayanlar ne kadar kazandığını, kalite yavrunun kalitesi ne kadar fazla çıktığını gördüler. Yazışıyoruz. Çok kişiyi tanıdım. Herkesi de çok seviyorum. Allah herkese razı olsun. Kalitelerim için konuşuyorum. Çok bir şey güzel muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Neyse yapacağımızı, her horozun damızlık olmayacağını, her düven horozun damızlık vasfını taşımadığını öğreteceğiz sırasıyla. Yani bunlar horozun kaç kiloda yavru alacağımızı, tavuğun büyük abi büyük yavru atıyor. Hayır kardeşim, büyük yavru atıyorsa onu küçülterek nasıl küçüleceğimizi, çıkacak yavrusunu. Hangi horozun neresine baktığımızda bu horozun küçük yavru vereceğini, yok kilosu 2-300 deyip de bu küçük yavru atar. Hayır kardeşim, bakacağız. Öğreteceğiz her şeyi, aklınızın bildiğini, ne kadar bildiğiniz varsa o kadar da bilmediğinizi ben size ispatlayacağım. Yeter ki şu 1000 kişiyi tamamlayalım. 1000 kişiyi tamamladıktan sonra bakın görüşeceğiz. Bu tanıtım videosuydu. İlk videoya başlayacağız. Önce 1000 kişiyi tamamlayalım. Sonra önce hangi video istiyorsanız onu paylaşacağım. İstemeden, isteğin az olduğu zamanlarda kendi bildiğim videolardan paylaşacağım.
en az 300 video civarı tutacak veya daha fazla tutacak. Çünkü her şeyin detayına inmek zorundayız ki öğrenmek istiyorsak inmek zorundayız detayına. Hani şimdi beni tanıyanlar yine söylüyor. Diyecekler ki ya bu öyle bir adam değil ama nedir? Yine söylüyorum. Bilgi her zaman paylaşılmaz. Şimdiye kadar biriktirdim. Bilgimin tam olduğuna eminim. Ve bu saatten sonra paylaşacağım. Herkes iyisine baksın, bakmak istiyorsa. Ama videolarımızı da iyice dinleyin. Sonuna kadar dinlemek zorundasınız. Atladığınız an kaybedeceksiniz. Bak yine söylüyorum. Videoyu alıcı gözüyle dinleyin. Öğrenmek için dinleyeceksiniz. Öyle dinleyip geçeyim dediyseniz zaten kaybedeceksiniz. Ben yıllarca Mehmet Açıcı'nın peşine koştum öğrenmek için. O yüzden söylüyorum. Videoları iyi dinleyin. İsteyin 1000 kişiyi tamamlayalım. Siz istediniz en az, ben yine söylüyorum. Dün de söyledim. 500 kişi istiyordu. Bu kanal açığa biliyor. Şu anda onları hiçbirini göremedim. Gördüklerim var ama ya 3'te 1'ini göremedim. Herkes tanıdığı varsa horozcu olarak tavsiye etsin, kanalımıza abone yapalım, 1000 kişi yapalım ki YouTube'da ön planda olalım. Zaten bu camia, büyük bir camia. Ben şuna inanıyorum ki bu camia, Türkiye'deki en büyük camia, horozcuk camiası. Adamlar video çekiyorlar, hiçbir alakası yok. Adamların, yani şöyle söyleyeyim, camia olarak adam büyümüş gitmiş. Bu ben, şunu iyi biliyorum, Türkiye'de en az 1,5 milyon bu horozlu bakan insan var. En büyük camiayız. Camiaysak herkes tanıdığına, eşine, dostuna kanalı tavsiye etsin. Hadi diyeceksin ki çıkar amaçlı, hiç umudu değil kardeşim. Çıkar amaçlı olsaydım yıllarca horozcu baktım, horoz satmıyorum. Ne para verdiler biliyorsunuz, verenler için söylüyorum. Ben diyorum şu horozuma bile benim ne para verdiğim bana kalsın ama satmıyorum. Parasında değilim bu işin. Eğer öğreneceksek hep beraber öğrenelim. Camiayı büyütelim ki biz de rahat rahat videomuzu paylaşalım. İstediğimiz konuları konuşabilelim. Neden yasak olduğuna varana kadar, ileriki zamanlarda büyüdükçe bu yasak olayından bile bahsedeceğim. Yeri gelecek neden yasak oldu, niye yasak oldu, yani yanlışımız nerede, doğrumuz nerede, her şeyi güzel güzel paylaşacağız. Ama ben sizi bekliyorum. Önce bir an önce büyütelim. Yapalım. Video zaten o arada gelecek. Büyüsün büyümesin gelecek ama büyüttükçe söz sahibi olma imkanımız olsun. Yine ön planda olalım. Artık görüş sizin. Şey sizin kardeşim. Asla kimsenin görüşüne saygılı yapıp karşı gelmem. Ama siz istediğiniz mesela o 500-600 kişiden bahsediyorum. Onlar istediler. Ben de başladım. Hiçbir menfaat de duymuyorum. Yine diyorum büyüdükçe, tanındıkça gezeceğiz. Herkesten şikayetlerimizi dinleyeceğiz. Gideceğim iyi bir horozcunun, ünlü bir horozcunun kapısına, onunla konuşacağız, onunla oturacağız, muhabbet edeceğiz, sıkıntılar ne, dertler ne, her şeyi paylaşacağız. YouTube demek dünyada tanıma, yani dünyada sesini duyurmak demek. Ama yine de söylüyorum, siz bilirsiniz, videoyu kaçırmayın, abone olun ki paylaştığım an size bildirim gelsin, izleyin videoyu, beğeni yapın. Ne kadar çok izlenirse, ne kadar beğeni olursa o kadar çok YouTube'da söz sahibi olma hakkımız var. Çünkü aylardır ben bunu araştırıyorum. Nasıl açıldığını, nasıl ediyorum ama tabii o kadar bir bilgim yok. Arkadaşa geldim, açtırdım. Ama okudum. Nasıl ön planda olmamız gerektiğini, her şeyi az çok kafamız bastı, öğrendim. Her şey top sizin ağzınızda, sizin elinizde. Artık bundan sonra her şeyi siz yapacaksınız. Herkese sevgi, saygılarımı sunarım. Allah'a emanet olun. İyi günler.